Evet arkadaşlar bir diğer rehber bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oyunun ilk 10-15 dakikası ne olacak ona bakacağız. Ben e, yukarı tarafı tercih ettim bölge seçme kısmında ve beni buradan başlattı. E, buradan başlattıktan sonra ilk görevi verdim. Verirken de ALT tuşuna basıp imleci etkinleştirdikten sonra sağda ilgili göreve tıklayarak onun NPC'sine otomatikman Koşabiliyorsunuz. Herhangi bir şey basmanıza gerek kalmıyor. Buradaki görevimiz şu anda ilk görevimiz hatta C'ye basıp bir kuşatma maçına katılmak. Kuşatma muharebesi deyip muharebeye giriliyoruz. Ve oyun aramaya başlıyor. Bakalım bulduktan sonra nasıl bir oyun izleyecek. Evet arkadaşlar oyun buldu ve e, Yeşil Tepeler Kampı adı verilen bir map e attı bizi. Bu map 8 vs 8 yani 8 kişiye karşı 8 kişinin oynadığı bir map. E, aşağıda seçtiğimiz bir yaverler var ve bizden eklememiz istediği birimler var. Kargılı milisleri alacağım ben. Rattan alacağım. Hatta hepsini alabiliyorum. İlk başta güçlü birimle başlamak istemiyorum. E, gerçi hepsi bir seviye. E, Rattan'la başlamak istiyorum. Onu seçtim ve burada başlangıç nokta, noktamızı tercih etmemiz gerekiyor. Ya burası ya da burayı tercih etmemiz gerekiyor. E, kasket olan yerler bizim başlangıç noktalarımız oluyor. Başladığım zaman da oyunu arıtıyor. Evet arkadaşlar oyun başladı. İlk sinematik kısmı geçiyor burada. Ardından e, size kontrolü bırakıyor. Burada bahsettiğim birim kısa yollarından X'e basarak imleci görüyorsunuz şurada. Bunun baktığı noktaya onları diziyor, birimleri diziyor. Burada bahsettiğim stamina örneği at için de geçerli. Sağ alt köşede olan bineğin canı ve staminası. Shift'e basılı tutarak gittiğim zaman gördüğünüz gibi staminası azalıyor. Q ile atlama skillim var. Bazı e, sınıflarda burada E'de de skill olabiliyor. Onun yanında B'ye basıp in edebilirim. Ve burada benim bahsettiğim e, dinçlik çizgisi adı verdiğim kısım azalmaya başlıyor hızlı koştuğumda. C ile takip etmemi söylüyor oyun. Burada surdan girmişler. Bakalım onlarla nasıl bir fight dönecek. Savaşın gidişatına göre bazen karakterleri kesmek mantıklı iken bazen de ee, birimleri kesmek mantıklı olabiliyor. X'e basarak yine yönlendiriyorum. V'ye basarak saldırı emri veriyorum. Şu an onu yapıyor birimlerde. Buradan bir grup girmiş. Oraya doğru koşuyorum. Sürekli X diyerek birimi kendimle götürmem önemli. Nerede kaldığını bilmiyorum geldiler ve birinci skill'e basarak oraya charge dedilen skill'ini vurabiliyorum. Kendi skill'lerim de mevcut. Onları da kullanabilirim. Durumun getirdiği aksiyona bağlı olarak yerinde basmaya çalışıyorum. Amacımız ondan ibaret. Sol alt köşede birimin canı gözükmekte. Ee, orada herhangi bir birim olmazsa birimin tamamı öldü anlamına geliyor. Yukarıda gösterdiği 5 dakikalık süre boyunca burayı savunmamız takdirde oyunu kazanmış oluyoruz. Misal bu birimin yarısı yarısına yakın kısmı öldü bir kısmı da canları az ölmek üzere. Bunu öngördüğüm için e, duruma bağlı olarak yeni birim çıkarmak istiyorum. Buradan seçip çıkarmaya başlatıyorum. Çıkarılan birim burada doğuyor ancak mevcut birim e, bulunduğu yerden geri çekiliyor otomatik olarak gördüğünüz gibi. Eğer ki dönüş yolunda düşman askerleri varsa çekilen birimlerinizi öldürebilir. Burada bahsettiğim gibi sol alt köşeye baktığınız zaman bir dağınık diziliş bir de engelleme dizilişi var. X'e iki defa basarak bunu değiştirebilirim. Veya F1 F2 ile değiştirebilirim. Aralarına girdim ve V'ye bastım. Yani saldırı emrini verdim. Hemen saldırıyor. Şarjı verdim 1'e basarak. Aralarına biraz daha sokuyorum. Ve tekrar V'ye basıyorum. Uzaktan bazen V'ye basmanız onları saldırmaya itmiyor. Yani olduğu yerde adamları beklemeye de devam edebiliyorlar. Sürekli X'e basıp aralarına sokup V'ye basıyorum. Yaptığım şey bu. Sağ üst köşede gördüğünüz yani şurada gördüğünüz benim bu oyunda kazandığım e, rozetler. Bazı birim iddialarında bu rozetler önem arz ederken bazı birim iddialarında önem arz etmiyor. H'ye basarak canımı doldurabiliyorum. Yaklaşık 10 saniye bir süresi var. Buraya geliyor. Aynı zamanda geriye kalan 50 saniye boyunca da cooldown'ım um mevcut. Bu süre zarfında herhangi bir yerden damage çiğersem veya üzerimde burada bulunan bir e, negatif etki varsa bu kanama etkisi olur, e, ateş etkisi olur. Bu işe yaramıyor. Yani kötü etkilere maruz kalırken e, cam basamıyorsunuz. Öyle bir e, kritik noktası mevcut. E, Shift-Sol klik yaparak ağır saldırıya benzer bir saldırı yapabiliyorsunuz bu şekilde. Ancak bu da stamina yiyor. Yani e, kaçma durumunda bunu kullanmamanız daha önemli. Çünkü stamina'nız biterse shift'e basılı tutarak koşamazsınız. O yüzden kaçamazsınız haliyle. Yine ilerlettim ve V'ye bastım. Yanındakileri vuruyor. Zaten şu anda çıkan sayılar gördüğünüz gibi bir veya iki tane. Aralarına sokup V'ye bastığım zaman şurada hemen göstereyim. Daha fazla sayı çıktığını göreceksinizdir. Şu an olduğu gibi. Ne kadar fazla asker varsa haliyle o kadar fazla çıkartıyor. Burada bir can basacağım ben. Eğer ki şu an bana vuran birisi olsaydı bu canı böyle basamıyor olacaktım. Burada birimlerin özelliklerinden de bahsettim daha önceki videolarda. Oradan kastım şu. Bunu e, U'ya basarak birimlerde de görebilirsiniz. Oyun içinde de okuyabilirsiniz. İmleci aktifleştiriyoruz ALT ile. Ve sol alt köşede bulunan birinci skill'in üstüne geldiği zaman... Ee, orada o skill'in ne işe yaradı ve e, nasıl bir mantıkta kullanacağı yani gayet basit bir şekilde anlaşılabiliyor. Aynı şekilde e, burada dizileşlerin üzerine getirdiğim zaman çıkan açıklamalar da o dizileşlerin amaçlarını anlatıyor. Aralarına soktum yine. V'ye bastım. Tekrar aralarına soktum. V'ye bastım. Tekrar hareket ettim ve V'ye bastım. Son 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye içinde alana sokmaz isek yani alanı ele geçirmezler ise biz kazanmış olacağız. Bu aşamada taba basarak alanın gidişatını gözlemleyebilirsiniz. Z'ye basarak da map'e uzaktan bakabilirsiniz. Ve oyun bitti. O süre zarfında alanı alamadılar. Bu oyun bitiş ekranını inceleyecek olursa eğer burada alacağınız bir harf notu var. Bu harf notu birim iddiaları tarafından önem, önemli olabiliyor. Onun yanında isminiz, logonuz, ambleminiz ve altında kazandığınız XP kısmı var. muharebe türleri diye bahsettiği başlık altında öldürdüğünüz kahraman, öldürülen asker, asistiniz, ağır silah yok ettiği yok etme sayınız. Katılım dediği şey ağır silah yok etmesiyle artabiliyor. Katılımdan kastı o. Kahraman ölümü dediği ölme sayınız, asker ölümü, size ait olan askerlerin ölme sayısı ve verdiğiniz hasar, aldığınız hasar olarak listeleniyor. Sağ yukarıda kazandığınız bronz, şeref, kahraman xp'si yani sizin leveliniz, birim xp'si yani kullandığınız birimlere kazanılan xp, burada yaverlere gelen kısım burada örnek olarak gösterilmiş yıldız birim olarak yani en çok bununla etkide bulunmuşsunuz. Mor XP ise e, ortak XP'ye geliyor. Yani bu Mor XP'yi istediğiniz birime dağıtma yetkisine sahipsiniz oyundan sonra. Bahsettiğim rozetler de aşağıda sıralanmış bir halde bulunuyor. Birim istatistikleri dediğiniz zaman birimlerinizin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Bu maçta ikisiyle oynadığım için diğerlerinde oldukça az yağ e, yaverlerle daha çok etkide bulunduğum için MVU e, şeyini almış, kazancını almış. Takım istatistikleri dediğimiz zaman da takımınızın takım arkadaşlarınız öldürdüğü killer, ölmeleri, asistleri, öldürdüğü birim sayıları, imha ettiği ağır topları ve katılımları mevcut. Onların aldığı harfler de burada sıralanıyor. Onlara ait leveller de bu şekilde gösteriliyor. Aynı şekilde düşman tarafında öyle. Muharebe sonrası analize ise burada gidişatı kısaca özetleyen bir durum mevcut. Sağ alt köşede muharebeden çık diyerek buradan ayrılabiliyorsunuz. Ve böylece ilk muharebenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buradaki mantıkla oyunun gidişatındaki mantık hemen hemen aynı. Bu muharebelerle bir şeyler kazabiliyorsunuz. Şimdi görevimiz bitti. ALT'ye bastım. Ümineci aktifleştirdim ve sağdaki göreve tıkladım otomatik olarak götürüyor. Vardığımız yerde bir konuşma geçiyor. Sonuçları bildire tıklamamı istiyor. Sol klikte devam ettim ve görevi tamamladım. Burada kahraman yolculuğu adında bir kısım açılıyor. Bu kısım sağ tarafa F4 olarak geliyor. Bu F4 kısmını da Oyunun ilerleyen aşamalarında sizlere bir bir aktaracağım. Bu rehber videomuzdan da bu kadar olsun. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.